Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan 56 yaşındaki operatör doktor Kamil Furtun'u tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 29 yaşındaki İsmail Koyun'un yargılanmasına başlandı. Davaya doktor Funda Neslihan Furtun'un iki avukatının yanı sıra Samsun Tabip Odası Başkanlığı Avukatı, Türk Tabipler Birliği Meslek Konseyi Başkanlığı Avukatı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Avukatı da müdahil olarak katıldı. Avukat istemeyen sanığa baro tarafından atanan avukat duruşmaya katıldı. Sinop E-Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan İsmail Koyun, ilk duruşmaya getirilmeyerek ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla ifade verdi. İlginç savunması ve söylediği sözlerle herkesi şaşırtan Koyun, "Ben insan değilim, ben kral eşek arısıyım," dedi. Mahkeme heyeti sanığın bu konuşmalarına kayda geçtikten sonra tekrar ifade verip vermeyeceğini sorduğunda İsmail Koyun bu kez "hepinizi sokacağım, sokturacağım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığa savcılıkta ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadeleri okuyup tekrar ifade verip vermeyeceğini sorduğunda da "ben deli değilim, şizofren hastası değilim" diye konuştu. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanığa son kez "niye savunma yapmıyorsun, mantıksız konuşuyorsun" diye sorduğunda "bilmiyorum" şeklinde cevap aldı. İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Ebeler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyo Teknoloji Derneği ve Türk Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyeleri Doktor Kamil Furtun ölümsüzdür, sağlıkta şiddet sona ersin yazılı pankart açtı. Kamil Furtun'u kaybettiğimiz gün gerek adli soruşturmanın gerek idari soruşturmanın takipçisi olacağımıza dair söz vermiştik. O çerçevede de buradayız. Duruşmayı müdahil olarak takip eden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhansa, duruşma sonrası Kamil Furtun cinayetinde ciddi bir ihmal olduğunu söyledi. İlhan, "biz mahkemece kabul edilmiş bir biçimde davayı takip etmeye devam edeceğiz," dedi. Pek çok savcılıkta dosyası bulunan bir kişi, buna rağmen hastaneye girişine ve sağlık çalışanlarına saldırmasına engel olunmadığını, hakkında bir işlem yapılmadığını hastane tarafından görüyoruz. Biz hekimler olarak ve sağlık çalışanları olarak bu cinayetin arkasında ciddi ihmal olduğunu, sağlık çalışanlarının korunması anlamında ciddi ihmal olduğunu düşünüyoruz.